Kayıp, insanoğlunun bugüne kadar unutamadığı tek acıdır. İnsanlar kayıplarını her gün umutla arar, hüzünle kapatırlar. Bize başvuran, kaybı olan insanlar da her gün bir umutla arayıp, bir umutsuzlukla kapatıyorlar günlerini. Bizim amacımız burada, sizden gelecek bir havadisle şu kapanan hüzünlü kapının arasına bir ayak sokmaktır. Ricamız, minnetimiz, artık ne anlarsanız anlayın. Lütfen bize kayıplarla ilgili bakıp umursamadan geçtiğiniz insan belki insanların umududur. Lütfen bilgi verin. Bizim de şimdi yayında hem kaybı olan hem de başka dertler olan insanlar var. Ayça Hanım. Bugün yanımızda Sabit Bey var. Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia ediyor. Önce kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Sonra üzerine konuşalım. Bu kez şiddet gören de, uzaklaştırma kararı alan da bir erkek. Devamlı üstüme gelmeye başladı. Devamlı her şeyde. Önce sesle başladı zaten. Seks üstü yükselmeler. O şeytani planlar düşünür. Benim üzerime gelmeye başladı. Uzaklaştırma aldırdım. Dedim biraz rahatlarım. Kadın için fayda etmiyor. Adana'da yaşayan Sabit Avcılaroğlu karısından şiddet gördü, yaralandı. Geliyor, ben polise ifade verirken polisin arkasından geliyor. Mahallede taşındığı halde bana bir tane vuruyor. Buramı çırmalıyor. Vuruldum evin içinde. Taş atıyor. Kafalarımız mı artık, belimiz mi, gövdemiz mi gidiyoruz? Tırmalama mı? Isırma mı? Yani yeter ki şu, ben onun yanına gittiğim zaman şu şekil gidiyorum ya, düşünün. Bir bayanın yanına şu şekil gidiyorum. Ben bu yaptığım zaman buramı ısırıyor. Buralarım çırmalanıyor. Polisin yanında. Karımdan şiddet gördü. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanılmamış çocuklarımı 300 metreden seviyorum ben. Cezaevi yatmış adamı 12 sene. Bu girdiğim 6 sene. Çocuklarımı görmedim ya. Sevemedim ya. Ben ne hasretle çıktım ya. Ben de zannetim görürüm abicim. Çocuklarım için çıktım ben ya. Onların hasretiyle çıktım. Bir daha suç işlemek istemiyorum ya. İstemiyorum. Taşlı saldırıya da maruz kalan Sabit'in elinde darp raporu da var. Şu an bile onu cezaevine attıracak kağıt elimde. Bu ne kağıdı peki? Bu onu cezaevine, benim darp raporu. Neyin darp raporu peki, o ne oldu da? Ben, buyurun. Sabit Bey, öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Siz cezaevine girmeden önce evliliğiniz nasıl gidiyordu? Şimdi biz kendi çevremizde olduğumuz için, ailemizin yanında olduğu için ne olursa olsun zaten bizim en büyük şiddetimiz bir bağırtıydı sadece. Cezaevine girmeden önce. Ev mutluluğumuz vardı ama çocuklarımız olduktan sonra ben çok değiştim. Ne yani, gibi değiştiniz? Önceden yalnız bir insandım. Yani aklınıza gelecek ya, en büyük kötülüğü ben kendimde zaten görüyordum. Ailem bile benden kaçıyordu misalinde. Evlendim. Allah'ıma şükürler olsun. Sarılacağım çocuklarım oldu. Bakabileceğim ailem oldu. Düşünebileceğim insan oldu. Yani. Sorumluluklarınızın bilincindeydiniz yani. Onları duyduktan sonra ben sigortalı devamlı işe girmeye başladım. Çalışmaya başladım. Ya, hiçbir alakası. Hiçbir. Her şeyi kestim. Hiçbir şey yok. Mutluluğumu buldum çok şükür. Ev yuvamız da vardı. İşimden geldiğim zaman yorgunlardan geliyordum ama sıcak bir yuvam vardı. Gördüğüm çocuklarımı da öptüğüm zaman zaten bitiyordu. 2-3 iş yapmaya başladım böyle. Bütün şey şahittir. Kaç tane hane var. Belli bir şey olduktan sonra zaten bu hocam, avukat hanım bilir, avukat bey bilir. 2002'nin cezasını ben yattım. Yani evlenmeden önceki. Cezaevine niye girdiniz? İşte o pozisyon. 2002. Cezaevine niye girdiniz? Neden neydi? Benim şartlı tahliyem vardı. 5 sene içinde işlememem lazımdı benim. Tam işte başa gelin, cezaevine niye girdin? İşte ben onu söylüyorum. 2002'de aldım. Ben 2003'ün birkaçıncı ayında şartlı tahliye oldum. Tamam. İşte ben değişik bir mevzulardan bir şeyde... Tamam. Detaya gerek yok. Yani şey siz oldu. Tamam, bir suç işlediniz. Cezaevine girdiniz. Çıktınız. Şimdi denetimli serbestlik kapsamında... Çıktım. Çıktınız. İyi hal göstererek. Tamam. Evet. Ve ailemin mutluluğunu, çocuklarımın şeyiyle, sevinciyle çıktım. Çıktım. Yalnız çıktığımın birinci günü bile beni kayınlamın evinde ağırlamaya başladı. Yani sizin kendi eviniz yok mu? Neredeydi var, eviniz? Biliyor. Zaten evimi tutmuş. Evi de taşımış. Onu da ben çok iyi biliyorum. Siz cezaevindeyken evi başka yere mi taşımış? İşte benim oradan, mahalleden alıp
Başka bir yere taşımış. O kendi çevremizde. Siz cezaevindeyken hanımınızla hiç görüşmediniz mi? Sizin görüşünüze gelmiyor. Görüştük, telefonla konuşmalarımız da var. Hayır. Bayağı bir şekilde. Görüşe geliyor muydu size? Gelirdi. Ayrıca evet. Ben şimdi bir bayan, siz bilirsiniz. Evet. Yani gurbetlerde ben getirtmiyordum. Telefonla sağlıklı olduklarını biliyordum Ayda. Yani bir bayandır zaten. Ya, o ortama fazla sokmak istemediniz eşinizi. Hele ki çocuklarım olduğu zaman hiç dönemde yani. Sadece onun sesini duyayım, iyi olduklarını bileyim, bana dünyalara getirdi. Yetiyordu ya. Çıktım, iyi hal gösterdim. Onların sevinciyle çıktım. Daha birinci günü bana hissettirdi ya. Birinci gün. Ne, nasıl hissettirdi mesela? Kayınlamın evinde kendine yatak serdi, ben arkada koltukta yattım. Yatmak denilirse ben sevmem çünkü. Kalktım gezdim sabaha kadar. Kendi eviniz varken, kaynananızın evinde dedim, kalmak zorunda kaldınız. Ne oldu? Bizim evin aşağısı komple o zaman sağlanmış. O tuttu ev. Orada 2-3 hane daha varmış. Benim gitmeme bir hafta kala herkes orayı yıkmış, yıkıntıya çevirmiş. Yani oturulmayacak pozisyonda, haklı. Korkuyorum filan dedi. Ya gülüm dedim, bak denetimden çıktım. Denetimden çıktım. Yani ben şu an iş yok, gücü yok. Zaten bize ailemiz. Sağ olsun Allah, peygamber razı olsun, ablam, yeğenlerim. Yani en büyük pozisyonda düşüyorlar başımıza. Kendisi peki aranızdaki, ya bu çok uzun bir mevzu ama evet. Yani bu siz eşinize uzaklaştırmayı niye aldınız? Mevzu neydi? Hocam, olay nereden çıktı? Hocam bir şu. Oraya gelseniz. Şu. O zaman şöyle bir soru sorabilir miyim? İlk nerede şiddet gördünüz eşinizden? İşte bu denetim aldığım süre içinde. İşte o güne gelin yani evet. Şiddet şimdi, nasıl şiddet bana oldu? Bana dedi ki boşanalım. Durduk yere mi boşanalım dedi? Bak hiç alakasız. Hiç. Kendi bacıları kardeşleri şahit. Şimdi, bana dedi ki ev, bak hocam iyi dinleyin. Ev dediler, yeğenim dedi ki benim dedi iki tane, bir tane dairem var dedi. Alın dedi, biri sizin olsun, mutlu mutlu oturun. Gittim o sevinçle onu anlattım. Ben dedi uzak orası gelmem. Bak ev dedi. Gülüm ev dedin sen. Bak ev hazır. Çocuklar bize fedakarlık yapıyor. Yok dedi, ben aileme yakın bir yerde oturacağım. Bunun annesi kızıştı, ablası kızıştı, kardeşleri kızıştı. Bak dedi, biz çadırlarda, dağlarda yaşıyoruz. Enişte dedi, yani dedi, o dedi, nasıl dedi sen dedi gittin yere gelme. Biz kocalarımızın peşindeyiz. Ya dedim, herkes sizin gibi olmuyor demek ki. Ondan sonra mane yapmaya başladı. Altını kattı, para kattı. Ablama gidiyor başka bir şey söylüyor. Yeğenime gidiyor başka bir şey söylüyor. Arkadaşlarıma gidiyor başka bir şey söylüyor. Tamam, aranız açıldı böyle. Kötülüyor. Tamam. Hocam ben sordum da bak bana gelir. Gayet mantıklı bir şekilde benimle konuşuyor. Ama çevreme gittiği zaman beni değişik değişik anlatmaya başlıyor. Sonra bayramın birinci günü... Mesela neyi anlatıyormuş sizin için? İşte ben bunu istiyormuşum. İlla şu gelecek. Bu gelecek. Bu yuva böyle olacak. Ya bak o istediğim şeyi kendi ağzında benden duyurtana kadar zaten benden önce söylüyor. O insanda siz bana bir şey soruyorsunuz. Ben bunu cevaplamak zorundayım. Ailede konuşulan yani. Şiddetin olduğu bir güne gelin. Yani uzun uzun anlatıyorsunuz ama bizim merakımız. Evet. Siz nasıl şiddete hocam, maruz kaldınız? Bunlar süreç. Hocam, hangi evrede oldu bu olay? O noktaya tam geliyoruz hocam. Tamam, şimdi gelelim. Bak bunu anlattığı zaman benim de içimde bir şey oluşturuyor. Kurban bayramı gidiyorum kaynanamın elini öpmeye. Mahsus bir şey çıkartıyor. Karakolu çağırıyor, beni yakalattı. Şimdi siz denetimli serbestlikle çıktınız. İlk gece kayınvalidenizin evinde kaldınız. Hı hı. Sonraki dönemde şiddet görene kadar siz, yani nerede kaldınız? Hangi evde kaldınız? İşte bana tuttu evde kaldım. Tutulan evde o kaldınız. O kendisi gelmedi. Siz bu arada başka bir eve taşınmak istediniz değil mi? Doğru anladık. Şimdi, o da gelmedi hanımefendi. Onun istediği gibi bir ev dedi bana, evi tuttuk. Kabul etmedi. Uzakmış. Mane. Ne kadar yani uzaktı? Bunu almayın biz. Ve İncil, ya 200 metre evin oldu sonuçta senin. Yeğenim veriyor yani bir de. Hayvancılık yapacağız, köye taşınacağız. Size ücretsiz bir ev yani, tahsis ediliyor. Hanımefendi bir de denetimdesiniz gelmiyor. Yani. İşte onu söylüyorum. Sizin denetimde olmanız onun için çok büyük bir avantaj. Avantaj. Siz eğer ona karşı bir şiddet uygulasanız hop gittiniz ceza. İşte ben onu kastediyorum. Tamam. Ben bunu anlıyorum. Ben de diyorum ki bunu kötüye kullandığını söylüyorsun. Tabii bu sizin iddialarınız, netice itibariyle almış olduğunuz bir uzaklaştırma kararı var. Ben de diyorum ki uzaklaştırma kararına neden olan olayı anlatın bize. İşte hiçbir şey. Şu şiddet, sizin uğradığınız şiddet neydi? Gittiniz uzaklaştırma kararı aldınız. Benimkini soruyorsanız evet, benim aldığımı söyleyeyim. İlk aldırdığı, kendisinin bana aldırdığı uzaklaştırma. Tamam gibi. Onu geçtim. Sizin aldığınızı söyleyin. Sonra işte ben denetime çıktım. Devamlı bizim, siz bilirsiniz, denetime çıktığınız zaman belli bir yapacağınız görev var. Ormancılık. Çalışmaya gidiyorsunuz, imza atıyorsunuz. Ben gittim. Bu kapıyı kırmaya başladı.
Kilitleri kırıp evden eşyaları almaya başladı. Ya dedim hadi benimle küstür çocuklar için alır şunu bunu. Kapattım. İkinci gün öyle oldu. Üçüncü gün öyle oldu. Aynı kilitler patlanmaya başladı. Büyük eşyalara dokununca durum değişti. Siz evde yokken? Yokken. Gelip, ben denetim hep gittiğim zaman. Kapıların kilidini kırıyor. Hep gittiği zaman. Eşyaları alıp çıkıyor. Eşyalar almaya başladı. Şimdi tamam mı? Benim zoruma giden tek şey. Bu senin kendi eşyaların. Ya Allah rızası için anahtarı istesen, sen biraz bana huzur göstersen senin evin, senin eşyaların. Her şey senin ya. Ben sana yaptırmışım. Ben eşyaları ne yapacağım? Eşyaları alırken mi size şiddet uyguladı? Nasıl oldu? İşte okusun? Aldıktan sonra ben şikayette bulundum. Uzaklaştırma aldırı. Bu şeyde. Eşyaları almaya başlıyor. Uzaklaştırma aldırdım yani ama... Yani siz bir şiddete uğramadınız. Bakın hocam bir dinle. Bu anlattığınız nokta noktada geldim işte. Ben buna uzaklaştırma aldırdım. Ama benim uzaklaştırmam bayan için işe yaramıyormuş. Geldi. Sen beni nasıl şikayet edersin dedi. Taş aldı kafama vurdu. Ha taşı kafanıza vurdu. Ya Allah Allah hocam. Vurdum. Elimi artık ikinci gün, üçüncü gün şu şekil yapmaya başladım. Canlı şahitli. Bütün komşular bak hepsi yabancı. Oturabilir ben misin? Aileme yok. Şu hareketi göstereceğim size hocam. Onun yanına şu şekil gitmeye başladım. Niye biliyor musunuz o hareket? Denetimi yakmamak için. Ben çıkınca çocuklarıma yemin içtim. Bak benim çocuklarım olduktan sonra yemin ediyorum haberleri ben izlemiyorum. Haberleri izlemiyorum ya. O çocukların vahşetini görüyorum. O kadın cinayetlerini görüyorum. Her şeyi görüyorum. Allah'ıma yeminler olsun diyorum. Ne olursa olsun ya. Bir kadın için ben bu çocuklara hiçbir şey yapmam ya. Hiçbir şey ya. Başıma iş almam ya. Benim en büyük mücadelem bu. Adana neresi, İstanbul neresi. Benim için gideceğiz abi. Ben evimde kilitlendim. Çıkmadım ya hocam. Çıkmadım ya. Bin tane hane var ya yabancılarına. Ben bugün Sedan'ın adresine verdim ya bütün adresler. Bütün adresler onun abisi bacısı. Allah vicdanına katsın onlar konuşsun hocam. Ben kendimi zor tutuyorum hocam. Vallahi yani şu şey, yok, şekilde. Sakin ol. Halam olmak için, güçlü görünmek için. Ama çocuklarım için yapamayacağım hiçbir şey hocam. Onda tek değil mi? Bana ne olursa olsun. Okutun çocuğumu diyeceğim ya devlet. Devlet. Onun devleti ise bayan kadın değil mi? Benim neyim hocam? Sizi de korumuş işte. Yani şimdi siz onun bak, de... Hocam. Bak şurada bir dakika. Biraz bir dakika. Uzaklaştırma verilmiş evet, zaten evet, yani sizi, siz şimdi burada devleti, sizin onun devletiyse benim devletimse... Yok devlete burada laf söylemek yok. Yok. Lütfen. Anlamadınız. Sizin devletiniz... Anla, bak. Müsaade edin. Benim devletime kurban tamam. Anlamadınız. Hayır. Bak, anlamadınız. Onun devletiyse benim... Devlet herkese... Müsaade edin. Müsaade edin. Eşit hakları. Devlet herkese bak. Eşit yaklaşır. Devlet... Cinsiyet ayırmaz, kadın ayırmaz. Bak sizi, size karşı da bir uzaklaştırma kararı vermiş. Bunu veren de devlettir. Bak hocam sonunu dinlemediniz. Sonunu dinlemediniz. Yok siz devlet onun bak, devleti derken olmuyor. Hocam, yani. Kurban olayım devletime. Bak çıktım. Bana çıkma şansı verdi her şeyden önce ya. Çıktım. Aileme kavuştum. Kurban olayım devletime. Çıktıktan sonra şu an benim uzaklaştırmam olduğunu farz edin. Bayanı temsil edeyim. Gelsin. Benden ifade alıyorlar. Siz sanıyorsunuz ki eski eşiniz diyeyim. Oradan taşınmış. Ben de ifade veriyorum. İfade verirken polislerin yanında ya geldi bu acımı çılma. Bayan polis erkek polis. Baktım polis camı kapatıyor. Şöyle cama vurdum. Dedim ki abi dedim fazla dedim şeye girmek istemiyorsunuz herhalde. Şu dedim benim eşimin yaptığını gördünüz mü? Gördük dedi. Abla dedim sen gördün mü? Gördük dedi. Şunun dedim zerre birini. Zerre. Birini. Benden görseydiniz şu an ne olurdu? Devlet dedi. Ben o zaman dedim bak. Şimdi bakın. Kurban olayım da bak. Siz bu sizin iddianız polis gördüğü bir olaya kayıtsız kalamaz. Evet. Sizin bak. Siz diyorsunuz ki polisin yanında bir suç işlendi. Ben şiddete maruz kaldım. Ancak polis buna kayıtsız kaldı. Ama niye bunu söylemedin? Neden? Bak, bu, bir dakika. Cesur, bir dakika ama. Neden polis kayıtsız kalsın? Bak. Kim? Sizin eşiniz polisin yakını değil bir şey değil. Kanun herkese eşit. Bak. Yalnız hocam. Yalnız bir şeyi atlıyorsun. Bakın. Belki siz anlatıyorsunuz ben şiddete uğradım diyorsunuz ama bir kadın yani 100 kadının içerisinden bir kadın erkeğe şiddet uyguluyorsa erkeğin uyguladığı şiddet belki onun 10 misli 20 misli. Olur tabii. Doğru mu? Tabii. Belki siz bir tek örneksinizdir belki ama kadına karşı uygulanan şiddet konusunda da polisin duyarlı olması lazım. İşte hocam bunu anlatıyorum bak devlet deyince kadın cinayetleri olmaya başladı ya.
İşte olmaması için hareket etmesi lazım. İşte olmaya başlandığında erkek... Erkek... Siz hiç eşinize şiddet uygulamadınız mı? Bak ablacığım... Hiç uygulamadınız mı benim şiddet? Benim en büyük şiddetim benim sesim. Ses ama tonu. Yani ben bir bayan olarak bence siz çok agresif bir adamsınız ve eşinize şiddet uygulamış olabilirsiniz. İşte bak ben, en azından ablam, o algıyı yaratıyorsunuz. Benim karşıdaki insan yani bak ilk tanıdığında benim en büyük bak en büyük şiddetim benim sesim. Sesim çok yükseliyor. O da bir şiddet sonuçta. Anlayın. Bak benim en büyük şiddetim de ama vurma dediğinizde... Peki hakaret ediyor muydunuz eşinize? Bakın biz zaten genellikle içeri kendi çevremizde oturduk. Mahallede oturduk. Hepimiz. Ben size baştan söylüyorum. Evde nasıl en küçük şeylerden oluyorsa ben size ne söylüyorsanız diye söylüyorum ki böyle oldu şöyle oldu. Ama benim çocuklarım olduktan sonra. O benim var ya. Her şeyim oldu ya. Peki hakaret ettiniz mi hiç? Ya bak evde ne kadar bir aile şeyi pozisyonu olursa en küçük şeylerde illaki oldu. Ev. Ama çünkü size polisin yanında gelip büyük... boynuna yapışıyorsa bir kadın demek ki hani bir şeylere evet, dolmuş şimdi, ve karşımış size de, karşı bak, içinde de, bir kin var demek ki. Ben de bunu söylüyorum. Şimdi araştırdım. Peki sana bir şey söylemek istiyorum Sabit Bey. Şimdi siz geldiniz dediniz ki eşimden şiddete uğradım ama anlatırken detayları anlatırken bu işin karşılıklı olduğu da ortaya çıkıyor. Yani sizin ses tonunuz bile birazcık sanki konuşurken ama ablam eskiden bahsediyor yok, hocam. Yok. Siz dediniz ki benim ses tonum bak, bile hocam. Ben başka bir şey söylüyorum. Beni bir dinleyin. Başka bir şey söylüyorum. Yani netice itibariyle sizin ses tonunuz da insanları veyahut da eşinizi tanımıyor. Korkutacak. Evet. Korkutacak nitelikte gibi. Yok, yani korkutacak eşi korkmaz nitelik. Çünkü artık biliyor. Korkmadığı için zaten bunlar oldu hocam. Yani bunu anlamıyorsunuz siz. Belki de korktuğu için uzaklaştırmayı çıkarttırdı. Ablam bak şimdi siz anlamadınız. Siz kestirmeden gittiniz şimdi. Ablam önceki şeyden bahsetti. Çocuklar olduktan sonra ben yuvaya tam bağlandıktan sonra zaten bunlar da hiçbir şey. Çocuklarınız kaç yaşında? İki tane elinizi öper. Biri 8 Allah yaşında. Başlasın. Allah hepimizinkine başlasın. Biri 5'e gidiyor. Biri kaç küçük. Yaşında? İkisi de küçük zaten. Biri 8 yaşında, evet, biri 5 yaşında. Yaşında. Çocuklarınızı ne zamandır görmüyorsunuz? Ablacığım, cezaevinden gidiyorsunuz, 300 metreden görüyorsunuz, yaklaşıp sevemiyorsunuz. İftira. Ben buraya en büyük sebebi zaten, bu gazetelere çıkmamın sebebi iftira. Kendi kendine zarar veriyor, benim haberim olmadan gidiyor raporu alıyor, beni mahkemeye çağırtırıyor, 3 tane 4 tane dava açılıyor. İftira. Sadece benim en büyük mücadele ettiğim şey zaten iftira. Yani bir insan niye kendine zarar verir? Bir dakika. Yani sizin anlattığınız şey, bu ülkenin de hakimi var, savcısı var, polisi var. Yani ben durduk yere kendi kendime zarar vereceğim, gideceğim, rapor alacağım, bunu eşim yaptı diyeceğim. Ve bunu siz koca koca hakimler, savcılar, işte polisler, yani bu insan delil uydurduğunu bilemez mi? Siz o gün başka bir yerde olduğunuzu ispat edemez misiniz? Netice itibariyle siz bunları anlatıyorsunuz. Bu yapıldı, o yapıldı diyorsunuz tamam. Ama sanki hiç ülkede ne hakim var, ne savcı var, ne polis var. Varmış gibi. Yani netice itibariyle bak. Sizin başınıza öyle bir şey olabilir mi? Ben gideyim kafamı gözümü bir yere vurayım, geleyim size. Beni eşim şiddete uğradı diyeyim. Peki sizi bu kadar itham edecek kadar niye sizden uzak durmak istiyor? Hocam, onu da bir anlatın. Hocam. Yani siz onun eşi değil misiniz? Şu an resmi nikahlı eşi değil misiniz? Hem resmi nikahlı hem ümmi nikahlı. Evet. Tamam, biz resmi nikahı tanıyoruz. İmam nikahı değil, orada imamın duası vardır. Onu da düzeltelim. Yok abi, yani ben şey yani... usulen söyledim. Hocam, o oturduğu insanların içinde hep kendi çevresi, arkadaşlarının çevresi. Ben girdiğim zaman ya bir karakola imzaya giderim, ya denetime gittiğim zaman denetim, ya da bir ekmek almaya. Dışarı bile çıkmam. Niye? Benim denetim yanmasın diye. Karakol zaten 100 metre, 150 metre karşımız gözüküyor. Karşımız. Şimdi bu her gün şikayete gittiğinde Allah zaten kurban olayım. Ya ben mahkemede oluyorum, adliyede denetimden çıkıp oraya oluyorum imza şey için. Ya da bir komşusunun yanında konuşmuş oluyorum. Hiçbir saati dakikasına tutmuyor. Allah beni öyle kurtarıyor. Peki siz görücü sürüm evlendiniz yoksa aşk evliliği mi yaptınız? Biz aşk. Aşk evliliği yaptınız. Aşk. Yani ben o evliliği merak ediyorum. Aşk. Eğer aşk evliliği yaptıysanız ve sizin anlatmalarınıza göre bak, ortada büyük hiçbir sorun da yoksa yemin ediyorum, hanımefendi nasıl bu raddeye geliyor? Ben onu bir bayan olarak çözemedim şahsen. Şimdi herkes bak hocam bunu benim aileme anlatıyor ya. İnan bana bak Allah'ıma yeminler olsun. Deseydi ki biz seninle anlaşamıyoruz. Ya kim kim evinde zorla bir tutabilir hocam? Tabii. Peki, teşekkür ederiz. Bu konuya daha sonra geri döneceğiz. Evet. İsmail Bey, sizin
16 yaşında kızınız. Galiba uzun süredir haber alamıyorsunuz. Neredeyse bir 10 ayı falan olmuş. Şüphelendiğiniz kişi herhangi biri var mı? Kaçıran dayımın oğlu zaten. Emin misiniz? Eminim. Bu bilgi size geldi mi? Sizin irtibatınız oldu mu? Bir bağlantınız oldu mu? Şimdi ben Samsun'da oturuyordum. Kırklareli'nde oturuyordum. Kırklareli'nden 3 sene önce Samsun'a taşındım. Bu sene Nisan'ın 15'inde önce dayımın oğlu askerden geldi. Nisan'ın 14'ünün akşamı babamın evinden Kırklareli'nden. Ben gezmeye göndermiştim Ocak'ta. Oradan, kızınızı mı gezmeye gönderdiniz? Evet, kızımı gönderdim gezmeye. Ne annem, kadar bir süre? Ocak'ta gönderdim. Okumuyor muydu kızınız peki? Ocak ayı çünkü okul dönemi ya. Okulu bırakmıştı. Gitmedi. Ondan sonra ben dedi dedemlere gitmek istiyorum. Gönderdim Ocak'ta. Nisan'ın 17'sinde de ben de annemlere gidecektim Samsun'dan Kırklareli'ne. 15'inin sabahı annem telefon açtı bana. Dedi ki Orhan dedi Aleyna'yı kaçırdı. Zorla mı bu? Yani beraber gitti. Bak şimdi kaçırmakla 16 yaşında kızdan söz ediyorsunuz. Büyük kaçırmakla kaçmak arasında bir fark var. Kaçırdı ifadesi şimdi var, doğru kaçtı mu? Kaçtı. Yani saat 11'de tabii kendisi de pencereden atladı. Kızınız sizden kaçtı yani. Değil mi? Doğru anladık. Ya bu adam bunların arasında bir şey mi var? Önceden konuşmuşlar. Bizi ben öğrendiğimde kızdım, bağırındım. Dedi ki baba tamam dedi bundan sonra dedi konuşmayacağım. Ben ayrıldı diye biliyordum onları. Kızınıza şiddet uyguladınız mı? Hayır, ben evlatlarıma benim 3 tane evladım var. Bir tanesi 3'e gidiyor, bir tanesi 5 aylık. Benim kızım 15 yaşında kaçırıldı Nisan'ın 15'inde. Ben hayatta bir tokat atmadım ona. Ha bağırdım. Peki baskı ama var mıydı yok, Aleyna'ya karşı? Ya baskı yapmam ben kızlara. Peki yani kızınız niye kaçsın? Yani burada rızayla onun herhangi bir rızası aranmaz zaten 18 yaşından küçük 16 yaşında yani bir kız. Bu şekilde onun gitmesi, onun yanında tutulması bile yasalarda suç sayıyor. Yani 16 yaşında bir kız neden ailesinden ayrılıp 21 yaşında bir insanla gitsin? Yani şimdi acaba yani onun o çocukluğunda yaptığı hatayı mı çok gördünüz? Çok mu üzerine gittiniz? Yani aile biraz baskı var mıydı? Yani bunu iten bir neden yok mu ya? Kendiliğinden mi gitti yani? Kaç 10 aydan söz ediyorsunuz. Dile kolay. Hocam kaçıran çocuğun annesi benim yengem olur. Nasıldı diyaloğunuz o tarafta? Ya mükemmeldi. Ya yani bir şeyliğimiz yoktu. Yani bir kavgalığımız, bir şeyimiz yok, bir tartışmamız yoktu. Ama ben bunları konuştuğunu duydum. Dayıma gittim. Dedim ki bak ben bunu dedim kabul etmiyorum. Çünkü dedim akraba evliliği ben dedim istemiyorum. Galiba orada size saldırmışlar. O kızı vermeyeceğiz diye, doğru mu bu? O tabii kaçırdıktan sonra saldırdılar bana. Mesela arabayla yanımdan geçiyorlardı. Sen vay sen bana yan gözle baktın. Arıyorlardı. Kötü kelime kullanıyorlardı. Peşime düşüyorlardı. Dedim bu böyle olmayacak. Ben göçümü aldım. Kırklareli'ne yeniden döndüm. Ha kızın için döndün. Yani kızım Samsun'da. Samsun'da ha. Benim dayımlar Samsun'da oturuyor. Benim hayır, baba yine kız neden dönüyorsun ya? Kızını bulman gerekmiyor mu? Neden dönüyorsun? Ha, bu insanlar bana zarar verir korkusuyla mı döndün? Yani neden göçünü ya, alıp zaten şimdi kızın Samsun'da kaçmadı mı ya da kaçırılmadı mı? Kaçıp kaçırılmadığını bilmiyoruz gerçi. Siz 3 ay sonra kızınızı aramak yerine geri dönüp neden Kırklareli'ye geliyorsunuz? Kızınızla bir irtibat kurmak, adama ulaşmak maksadımız bu değil mi? Hocam ben İçişler Bakanlığı'na verdim. Koruma Bakanlığı'na verdim. Zaten geldiler. Polis arıyordur. Şimdi çocuk şubede kayıp olarak aranıyor. Evet. Ve sanırım siz şikayette bulunurken de bu durumu belirttiniz neticede. Evet itibari. Jandarma ben her yere başvurdum. Yani Kırklareli'nde de jandarmaya, polise, savcıya, Samsun'da da ayrı ayrı.
Ama Samsun'da durmanın bir anlamı yok ki. Peki İsmail Bey, bu konuya daha sonra geri döneceğiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi akşamlar.